Şimdi bu dünya üzerinde yazılmamış bir kanun vardır ki kadın kadını beğenmez. Kadınlar kadınlar için süslenirler. Erkek arkadaşları, kocaları, sevgilileri için değil. ve ne zaman beni görse eyeliner'dan şöyle eyeliner. Senin mi anlattın bunu? Evet, evet. Bir kere kendimden geçmişliğim var. Ya. Kendime geldiğimde adam yerdeydi. Aa. Benim de kaşım gözüm patlamıştı ama adam yerdeydi. Ben o yüzden zaten artık evet, böyle unumu elemişim, elemi asmışım. Namus'un kitabını yazdım. Duvara astım. Astın. Zaman zaman çıkartıp imza günü düzenliyorum. Bir de biz skinny pantolon giyerken o zaman tight mı balet misin sen? Öyle misin sen? Şimdi daha balet olsan yine iyi. İbne misin sen? Bayağı ibne misin sen? Şimdi kendileri biz onlara sorduk. Buralarda neler dönüyor bir bilsene. Hoş geldiniz. Ay bugün yine alkışlar. Bugün yine muhteşem bir konum var. Bayağı uzun zamandır konuşuyoruz. Sonunda planladık ve bugün gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugün gerçekten tarihi bir gün. İstanbul için, Türkiye için bence gerçekten benim için. Evet, senin için. Tarihi bir gün. Sözü çok uzatmadan hemen konumu anons etmek istiyorum. Karşınızda Kemal Doğulu, Miss Queen. Merhaba. Biz Miss Queen, Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'i olmasına karar verdik. Şimdi sohbete başlamadan önce bir şey belirtmek isterim ki bugüne kadar çalıştığım ve çektirdiğim bütün kadınlardan özür diliyorum en başta. Bu ne arkadaşım? Bu nasıl bir şey? Elbiseyi yırttım biraz önce. Bunun üstünde yürüyemiyorum. Bu saç beni delirtti. Ama o kadar iyi görünüyorsun ki yani böyle yani biz bunu ilk konuştuğumuzda ben tamamen ben gözümde korktum. Canlanmıştı. Korktun. Gerçekten inanılmaz korktu ve inanılmaz heyecanlandı. Ben de çok heyecanlıyım. Ve yani gerçekten aşırı iyi görünüyorsun. Yani hiç böyle şey yapmıyorum. Bilmiyorum nasıl görünüyorum. Aşırı iyi görünüyorsun. Yani direkt kültürünün tadına bakmaya geldim. Yani harika. Ben de çok seveceksin ve bundan sonra böyle devam edeceksin. Ben Yaban Mersin olarak hayatıma devam edermişim. Çünkü bir kere yani böyle olunca Yaban Mersin olarak devam etsen istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Sorumsuz oluyorsun. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Değil evet mi? Yani o yüzden bence... Bana o zaman biraz önümü aç. Öğret açacağım. Bu işleri bana. Seni kızım yapacağım. Hiç merak etme. Şey yap. Neydi bizim aile... Aile mi o anne oluyordun sen değil evet, mi? Evet evet. Tamam. Benim annem olur musun? Seni kızım hiç merak etme. Ya nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, yoğunum. Hı-hı. Hoş bulduk. Ben de dediğim gibi uzun zamandır bu denemek istiyordum açıkçası. Çünkü nasıl bir his? Bu kültürü çok uzun zamandır çünkü ben araştırıyorum. Hı-hı. Bir drain ne demek olduğunu öğretmeye geldim. Ya gerçekten öyle ama. İşte dakika bir garbiyiz. Çatal bir online. Ya bir de şey çok acayip. Sonuçta aslında işlerinden bir tanesi de makyaj ve saç olmasına rağmen henüz hiç makyaj yapmamış olman. Kendime hiç yapmadım. Bunu bana söyledi. Ben mesela bayağı şaşırmıştım. Kimse inanmıyor açıkçası. Hemen. İşim bu. Hem televizyondayım. Her gün sanıyorlar ki oturuyorum saatlerce makyaj yapıyorum. Hiç ben suratımı sabah yıkıyorum. Bu saç bir dakika çekti beni. Suratımı yıkıyorum, olmuş. Saçımı tarıyorum, çıkıyorum bu kadar yani. Evet, evet. Sevmiyorum makyaj yapmayı. Tahmin ediyorum. Zor dolayısıyla yani. Şu an bu bana bir... aşırı iyi oldun yani. Gerçekten ben gözlerimi alıyorum. Bir tık kıskandım ilk gördüğümde. Yani bunu itiraf edeceğim. Çok iyi görünüyor. Seni gerçekten kızım yapacağım. Yap, beni kızın yap. O zaman böyle yavaş yavaş başlıyorum. Soft Cake Moss'la ahiret soruları mı? Evet, soft sorular. Cake Moss'la soft sorular. Gelsin soft sorular o zaman. Böyle birçok meslekle uğraştın ve böyle
seninle ilgili böyle bir sürü title sayabiliyoruz. Böyle hatta ben şunun, bununla ilgili bir anım var seninle ilgili, onu anlatacağım. İşte 1000 yıl önce senin bir evine gelmiştim. İşte şey, aslında meslekteki evine. Sonra o zaman daha henüz tanışmıyorduk yani. Yani ben seni de tanımıyordum çünkü o zaman... Ama evdesin. Tabii ki. Öyle bir partide evliydi. Sonra işte sabah oldu ve uyandım ve sonra sen geldin. Ben kendi i̇şte evime sonra, mi geldim? Sabah geldin böyle 7-8 gibi falan. İşte kahve içtik falan. Sonra işte sohbet etmeye başladık. İşte sen ne yapıyorsun falan. Sen böyle saymaya başladın işte. Saç tasarımı yapıyorum, makyaj yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Ben böyle ne? Böyle işte müzik yapıyorum falan. O kadar çok böyle hani... Yaptığın ve uğraştığın iş var ki, peki bunların arasında en çok yapmayı sevdiğin hangisi? Yani şimdi hepsi benim çocuklarım, hiçbirini ayıramam. Fakat kuaförlük benim ilk mesleğim. Ve yapmaktan da keyif alıyorum. Çünkü benim stres atma yöntemim hem bir saç kesmek, iki yemek yapmak. Saç keserken transa giriyorum. Hiç yani bütün dünyayla ilişkim kesiliyor. Kafamda çünkü normal şartlarda çok kişi var. Çok konuşuyorum kendimle. Saç keserken konuşmuyorum. Dolayısıyla o bana terapi gibi geliyor. Ve seviyorum saç yapmayı, saç kesmeyi, taramayı, kurcalamayı. Yani en sevdiğim işlerimden birisidir. Peki böyle en büyük kardeş olmanın avantajları ve dezavantajları oldu mu senin için? Yani dezavantajı avantajından büyük. Yani bir kere ben 5 kardeşim. Of, bir de. En büyükleriyim. Ve bizim de babamız da öyle çok baba modeli bir adam değildi açıkçası. Dolayısıyla babaları oldum bir yerden sonra. Ve bu hani coğrafyadaki sorumluluğu... birçok baba gibi. Yani evet. En iyi baba bile sıkıntılı olabiliyor. Sorumluluk hissiyle beraber hepsini tek tek aldım yanıma filan. Abim mi babam mı o çizgiyi bazen karıştırıyordum. Ama artık yani dedim ki ben bundan sonra kardeşinizim arkadaşım. Ben küçüğüm bundan sonra. Bunu kaç yıl sonra söyledin? Daha yeni ya, 3 sene önce filan. Anca. Dedim, hepiniz oldunuz, bittiniz, işiniz, gücünüz, haliniz, vaktiniz, yeriniz. En küçük benim artık. Yaş olarak da en küçük ben gösterdiğim için. Ama gerçekten aşırı genç gösteriyorsun maşallah. Kadir bak, en büyükleri benim. Kadir benden 3,5 yaş küçük. Ve abim sanıyorlar. Gerçekten abin gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Allah işini biliyor işte hayatım. Peki böyle bir diğer soruna geçiyorum. Hande ile Hande Yener ile ilk de çok başarılı işler imza attınız. 15 yıl çalıştık. Bilfiil. Evet, baya bütün sanat direktörlüğünü yaptın değil mi? Kreatif direktörlüğünü yaptım paket olarak. Saçı, makyajı, klibi, kıyafeti, peki fotoğrafı. Peki böyle her yaptığınız işte çok başarılıydı. Ve böyle sence bu başarının sebebi senin işini çok iyi yapıyor olman mı yoksa aranızdaki enerjinin arkadaşlık bağımı çok birincisi enerji mi? Hepsinden önemlisi. O güven, aradaki güven mevzusu. İkincisi ben işimi çok iyi yapıyorum. Kusura bakmayacaklar. Öyle gerçekten. Ve hani sonuçta yaptığım zaman da konuşuluyor mu? Pozitif anlamda konuşuluyor. Hani yapılan her iş konuşulur. Kötü konuşulur, iyi konuşulur. Ama şükür Allah'a ben hiç bugüne kadar kötü bir eleştiri almadım yaptığım işlerden. Hep çünkü... yapılan müzikle örtüşen işler yaptım ben. Hani öyle alakasız şeyler yapmadım. Bir de ben teraziyim. Güzel severim. Her şey güzel olacak. O kadın da benim elimden güzel çıkacak. Mecbur. Başka kurtuluşu yok. Evet, alternatifi yok. Biliyorum. O yüzden o konuda takıntım olduğu için biz Hande ile çalışırken Hande aynaya bakmazdı. Ya o bak diyorum, makyaj yapmışım, hatayı göreceğim ama ne sen yapmışsın, hata yoktur diyordu. O kadar. O derece güveniyordu. O benim tabii bir şekilde egomu okşuyor ister istemez. İnsanların bu kadar güveniyor olması. Sen şimdi böyle söyleyince şey de düşünüyorum böyle. Yani star olan bir insan için ne kadar şey, güven verici bir şey. Yani hani ben şimdi mesela kendimden veriyorum. Az önce de konuştuğumuz gibi. Yaptığın işi şimdi böyle biliyorsun ki başkasına anlatsan o bir zaman kaybı olacak. Ve böyle hani yapamayacak. Tam senin gibi olacak. Vakit o yüzden kaybı. Onun yerine kendin yapıyorsun. Bir de daha pratik çözüyorum. Evet, böyle bir artist için yani. Hani senin gibi başka bir artistle çalışmak bence böyle aşırı avantajlı bir şey. Yani evet, şimdi mesela çok bir kişinin, 10 kişinin işini bir kişi yapıyorum ben aslında. Benim aptallığımdan ama yani hani can hıraç çalışıyorum. Ve dediğim gibi hani sen de var o. Mükemmel olsun, kafamdakini birebir göreyim derken. Bir bakmışım artık ben kreatif direktör müyüm, amele miyim? Belli değil bir yerden sonra. Eve gidiyorum, her tarafım ağrıyor, 2 gün yatıyorum falan. Ama işte onun için de şey olması gerekiyor sanırım. Hani konuştuk ya, sonuçta sen bu piyasa, yani bu iş için eğitildin, seni eğiten bir takım insanlar var. Sen bu işleri öğrendin birinden. Aslında tam olarak böyle şey gibi. Hani bir noktada böyle bir ajans kuruyorsun, oraya insanlar alıyorsun. Sen onları eğitiyorsun. Eğitiyorsun, şu an Önder Tiryaki mesela piyasada. O benim yetiştirdiğim, benim asistanımdır. Her yerde de söyler Kemal Bey oldu benim ustam diye. Öyle oluyor yani. Selamlar. Önder'cim selamlar sana gerçekten. Bak ne yaptılar bana. bir de sarı saç bir de. Bir de sarı saç. Ah o Önder. Peki böyle şey, baban Amerika'ya çalışmaya gittikten
sonra erken yaşta iş hayatına atılmışsın. O kaç yaşında? Ben zaten ben tek 9 yaşımda başladım. Babam daha Türkiye'deydi. Okay. Biz öyle çok zengin bir aile değildik. Hiç zengin değildik hatta fakirdik. Çocuksun, canın bir şey yemek istiyor, bir şey almak istiyor. Ve ben de şuurlu bir çocuktum hep, Allah kahretsin. Keşke şuursuz olsaydım. Biliyorum annemin parası yok. Evet. Ne yapacaksın, canın bir şey istiyor. En basiti kola içeceksin, canın istiyor. Şimdi anne bana para verdi, ben kola alayım diyemezsin. Ne yapacaksın? Çalışacaksın. İşte tuvalet temizledim. Terzide çalıştım. Bakkalda çalıştım. Tüpçüde çalıştım. Bisiklet tamircisinde çalıştım. Bir de böyle işte insanlar şeyi... ben de yani buna benzer yakın bir hayat yaşadım ve hani şeyi görüyorsun ya, hani o sırada işte çalışa o sana böyle bir sürü şey ekliyor. Hepsi ve sokakta donanım oluyor, evet, sana yetişkin olduğunda oluşturuyor. Hani o yüzden işte ne bileyim, esnafla da sohbet edebiliyorsun, o dili konuşabiliyorsun, aynı dilden konuşabiliyorsun, o böyle inanılmaz yani işine yarıyor. Sonuçta yani. Gökten zembille inmedim ben de, insanların halkın içinden gelen bir insanım. Dolayısıyla hatırlamak, unutmamak lazım. Şu anne bakınca hiç öyle görünmüyorsun ama neyse. Neden? Jet sosyeteden bir halk olamaz mıyım? Peki. Bu tarz benim yarışmacıların jüri üyelerini çıldırttığı an oluyordu ya, en çok bunu merak ediyorum. O böyle o anlar gerçek miydi yoksa kurgu muydu yoksa şey, gerçek şöyle miydi? Şöyle anlatayım sana kabaca. 15 tane kadını alıyorsun. Bir odaya kilitliyorsun. Ve diyorsun ki birbirinizi eleştirip beğeneceksiniz. Evet. Şimdi bu dünya üzerinde yazılmamış bir kanun vardır ki kadın kadını beğenmez. Kadınlar kadınlar için süslenirler. Erkek arkadaşları, kocaları, sevgilileri için değil. Şimdi biz bu birbirinden ruhu sağlıksız insanı bir odaya kapatıp, akli dengesi birbirinden dengesiz, bozuk olan insanları bir odaya kapatıp birbirinizi beğenin derseniz bu kadınlar birbirlerini bıçaklarlar. Evet. Kaldı ki sizin görmediğiniz neleri attık biz. Bir de bunu söylemesen bile 15 tane kadını bir araya sokarsan... Bu kadar en basit bu. Ve bunun üstünde bir de rating çabası, önde olma çabasını ekle. Bu kadınlar gerçekten kavga ediyorlardı. Saç baş. Dediğim gibi mikrofon atıyor, kaşı yarılıyor, ambulans geliyor, kızgın maşayla suratına fırlatmalar. Bunlar için haberiniz yok. Harika. Ve şimdi ben bunlar karşımda yaşanırken bir de bende kulaklık var. Evet. Şimdi karşımda bir mevzu dönüyor. Ve o mevzuda haklı görünen taraf var televizyonda, evet, kamera karşısında. Evet. Haksız görünen taraf var. Ama haksız olan haklı görünen, evet, haklı görünen haksız. Ben bunu görüp de dayanamam. Evet, teraziyim evet, ben. Evet. Atlıyorum. Yani yoksa kurgu olsa ben dönerim arkamı, ondan çekim yaparım. Aman derim, otururum, sigaramı yakarım. Hayır, ben olayın içindeyim. Evet, evet, anladım. Ve tahammül edemediğim için agresifleşip çıldırıyordum. Burada, evet, bir haksızlık. Ve hani kurgu olsa niye çıldırayım? Aman kurgu derim, dönerim evet, arkamı. Peki hiç böyle bırakıp gitmeyi istedim hani o anda böyle ben bırakıp ne yapıyorum diye. Bırakıp gitmişliğim vardı var kaç hani kere. O anda böyle orada. Kaç kere bıraktım ha, yani gittim ben kurgu kapattım. Ben bırakıp bunların arasında duramam. Yani yapımcılar gelip saçmalama maçmalama. Yeter maçmalama diye. Yeter. Çünkü ben hani insanım. Evet. Bir de ben artık bende sabır yok. Yani herkesin bir sabır sınırı vardır. Ben o sınırı çoktan aştım. Anladım. O yüzden hiçbir şeye sabrım yok. Zor bir kafa yani çünkü o şey... İdare etmek, bıçak sırtındasın. Önünde kadınlar evet. var. Kadınlarla iletişime geçmek Türkiye'de özellikle. Bir de birbirlerine bayan diyorlar. Ben tüylerim diken diken. Bayan ne arkadaşım? Kadın, bayan kız ne ya? Diyecekseniz. Yani bayan. Hani nefret ederim. Bayan. Evet. Bayan. O bayan yüzden kaldı. Böyle hani bir de... Türkçeler falan berbat. Ben bir takıntılıyım evet, o konuya. Evet. Dolayısıyla sinir hastası yani. Oldum. Ben oradan sonra çıktım, tedavi gördüm. Geçmiş olsun. Sinir hastası ettiler beni. Annenden gizli kardeşlerinin saçlarını kesiyormuşsun. Kız kız. Keserdim. Hiç böyle bir şey yaşadın şey mı? Yapardım. Tatsız bir anı var mı? Şöyle aslında. Ne yapıyorsunuz siz diye. Hayır, şimdi çocuk aklı tabii. Evet, 8 yaşlarındayım. O zaman benim kız kardeşim yok. Hı-hı. 11 yaş var çünkü Asuman'la aramızda. Bir aile dostumuz boşanacaktı. Ben de 8 yaşlarındayım. Veya 9. Onların da bir kızı vardı. Bu boşanma sürecinde o kızı bizde kalmasını rica ettiler. Böyle birkaç ay kadar. Annem de tamam bakarız dedi. Mehtap'tı kızın adı. Unutmuyorum küçük bir kızı. 3-4 yaşlarında. Annem böyle manava bakkala gittiğinde ben evdeyken onun saçlarını yapardım. Sonra annemin camdan geldiğini görünce saçlarını bozardım. Sanki bir suç işliyormuşum gibi. Korku hani bir şey derler evet, mi acaba evet. diye. Ne diyecekler abi? Saç yani, yapmışsın yani. Çocuk, yani çocuk aklı evet. işte. Öyle yapardım. İşte bana diyorlardı. Ben de yakalanıyorum. Oynayan işte arkadaşlarımın saçları oynuyordum. Ya da eve gelen misafirin saçlarını oynuyordum. Bana kızıyorlardı mesela. Ya sonra ben gerçekten halalarımın saçını diş fırçasıyla boyamaya başlayınca, kız kardeşimin saçını doğum günlerinde yapmaya başlayınca, bilmem nelerdi, kuaförde çalışmaya başlayınca herkes ağzını kapattı tabii. Evet, evet. Hatta ben çalıştığım kuaför halamın oğluydu Mersin'de ilk.
beni işe almamıştı. Zorla sokturdum kendimi. Alamam, diyor. Oğluna söyle beni işe alsın diye. Çok iyi. Asof sorularımızın sonuna geldik. O zaman tıra geldi. Yüzde kaç Lubunya'sın hayatım? Bakalım. Bakalım. Ne ben de bilmiyorum. Çıkacaksın. Geliyor. Kür alıkmak. Biliyorum. Söyle. Yani yalan söylemek. Evet, aynen. Biliyorum diyor. Dile hakimim. Okay. Jargonum da yok. Tamam, söyle. Hani bildiğini ama söyle. Her şeyi biliyorum. Evet, bakalım kaç yılda kaç çıkacağım. Peniz alıkmak. Kötülük yapmak. Hayır, hayır. Mesela biz şu anda yapıyoruz peniz alıkmak. Ne yapıyoruz biz? İşte... Laf sokmak mı? Hayır. Ne? Peniz alıkmak. Bilmiyorum yani sohbet bunu. Etmek. Ha, sohbet. Evet. Penizi bilmiyordum. Evet, peniz alıkmak. Hı, öğrenmiş oldum. Aynen. Yüzdemden gidiyor ayet. Yüzdemi düşüremem ben. Hep yüksek puan almışımdır. Sen zaten herkesteyiz de bayasın. Yani bu işte böyle bir ya, şeyle ama yani. Ama şey, penizi bilmiyordum mesela. Hani şeymiş, laf sokmak gibi bir şey kalmış aklımda. O madilik yapmak. Ha. Onu herkes biliyor zaten. Madilik alıkmak. Televizyonda söylüyorlar. Evet, tabii canım her yerde. Tarika. Mesela senin tarikaların var. Tarika. Tarika kıl. Evet, değil. Tarika kıl bu tarika. Tarika ne? Sende sakal var. Mı? Sakal, bıyık. Tamam. Evet, aynen. Evet, yakınmış. Eş, evet, aynen. Eş. Baby. Baby, bilmiyor muyuz? Bebek ne? Hayır. Ne? Yani Lubunca'da baby bir şeye bilmiyorum, belki Z jenerasyonunun şeyi. Paparon da denir aynı zaman. Aynen. Diğer adı da aynen bak. Ben Z jenerasyonu değilim. Daha eskiler paparon benimki diyorlar. Benimki update edilmesi lazım paparonlar, demek. Paparonlar babyler dersin. Babyler baby diyorlar. Mi oldu artık aynen. Onlar? Ya, yani hem baby de diye kullanıyoruz hem de paparon diye de anladım. Kullanıyoruz. Anladım. İyi bir insan bir insan. Aynen. Albergo. Bilmiyorum. Sen yani seversin bence albergo. Söylüyorum otel. Otel. Evet. Hiç duymadım. Digin. Orta yaşlı. Hı-hı. Gay mi? Ne? Aktif pasif. Ha hiç evet. Fikrim yok. Ben aseksüelim biliyorsun. Artık aseksüel oldum yani. Yeto, evet. Ya 4-5 yıldır aseksüelim arkadaşlar. Yani, hiç umutlanmayın. Teşekkürler. Gördünüz mü? Ne yaptın o ilginin? Evet, beni kapattın evet. Evime. Artık hiç kimseyle Allah korusun illallah etmişim. Kontrolsüz ilginin nelere sebep olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Soğuttular. Habbe. Yemek. Evet. Kezban. Saf. Aynen. Saf, tecrübesiz. Minço. Popo. Evet. Şugariyet. Dur biliyorum. Kendi şugariyetinle gelmişsin mesela. Buraya ben bir tane ekledim bir de üstünde şu anda. Şugariyet ne? Para mı yok? Hayır. Sen kendi şugariyetinle gelmiştin. Bir de ben sana aynısını daha fazlasını verdim. Hoş. Ne, anlamadım. Bilmiyorum daha doğrusu. Şugariyet, ziynet, takı eşyası. Ha, o mu, evet. O mu demek? Evet. Sanki şugariyet bana hoş sohbetmiş gibi hatırlıyorum. Yok hayır, böyle işte şey. Takı, ziynet eşyası. Aynen, takı, ha. Ziynet. Pahalı. Kendi şugariyetimde geldi. Şimdi oldu. Şimdi yerine oturdu taşlar. Kaç çıktı? Kaçım ben? Yüzde kaçım? %60 ile bunu yaşadım. Yine olsun. Evet. Oranın iyi ya. 50'nin altına düşmedik şükür. Asla. O zaman sıra geldi sıfır kür sorularına. Bu sorular hiç kürlenmiyorsun abla. Hangisinde kürlendi? Hiçbirinde hiç sevmem. Teşekkürler. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Dümdüz adamım yani. Sıra geldi sıfır kür sorularına hayatım. Bu sorularda asla kürlenmiyoruz. Hangisinde kürlendim ki bunda kürlendim? Hiçbirinde. Çok dürüst bir konuğumsun hayatım. Teşekkürler. Ne çektiyse bundan bazen çektim zaten. Bazen bu arada oluyor böyle. Hiç kürlenmeyecek. Kürlen, ne zaman kürlendik diyor. Sonra soruyorum anlıyorum kürlendiğini. Anlarsın konunun. İşte evet, o yüzden evet. Ne yalan söyleyeceğiz. Telefonunda en son kopyaladığın yazıyı bize gösterebilir misin? Bakalım bilmem bakayım. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu kadar da temiz. Bu telefonla şey benim yok. İlişkim nasıl biliyor musun? Nasıl? Eve girip böyle dekan odaya fırlatıyorum ben bunu. Evet zaten şey elime normal aranmıyor bu numara. Asla evet, evet. Aranmayan bir numara. Evet, telefondan yapsın. Nefret ediyorum. Dolayısıyla hani öyle çok haşır neşir sadece mecbur ya alo afiş paylaş. Evet. Bu kadar. İnsan bıkıyor değil mi bir süre sonra? Sesine tahammülüm yok. Evet, ne olacak böyle? Ben sana az önce dedim ya çoban olmak istiyorum işte diye. Ben de çoban. Evet. Lütfen beni, beynimi silsinler. Spotless mind olmak istiyorum. Ben de hep bunu söylüyorum son zamanlarda. Evet. Özellikle böyle işte. Aklın yolu bir hayatım. Kaçasımız var, gidesimiz evet. Var buralarda. Ya böyle mesela gitsem de şey düşünüyorum yani yapabilir miyim yani? Ben yaparım. Ben de yaparımmış gibi geliyor yani bana hani oraya... Ya benim dijital platformlarımı versinler. Evet evet. Buzdolabımı ağzına kadar doldursunlar ve daha da bir eve bıraksınlar. Ayda bir kere gelsinler dolabımı doldursunlar yeter. Ben de at istiyorum. Çiftlik alacağım sana. Tamam. Eskiden vardı ya şey Ünlüler Çiftliği. Hmm. Çok komik bir programdı o. Şey gibi o bu Banu Bülent şey Hindistan'a falan gitti de satıyor. O taklar.
civarda bir şeydi değil mi? Üniversitede Yasemin Kozanoğlu niye koyarsın oraya ya? Gerçekten o da bağırdı. Bağırdı. Hani ne alaka o tiplerle ya? Ama işte sosyetik o da yani hani elinde sıcak sudan soğuk suya toplamış tipler. Yani. Gerçekten. Peki yaparken birine yakalandığın için utandığın bir eylem var mı? Yani bir yerlerde yapıyorsam utanacağım bir şey değildir. İşte ne bileyim. Ama düşünüyorum hani atıyorum. Tahmin ettiğin gibi bir şekilde yakalanmadım hiç. Onu söyleyebilirim. Ya, olsa çünkü gerçekten evet. Satacak bir şey yok. Bir bakıyorum hani bir kere eşiğinden dönmüştüm. Public bir alanda. Kapıları kapattım diyorsun. Ama şükür Allah'a şuralara tahtalara vuralım. Evet. Öyle bir duruma düşmedim şimdi. İyi bari. İyi ama bari. Kapıyı kapatayım ben. Düşmedim. Bir daha da düşmem diye inşallah. Süpersin. Peki etkilendiğin için utandığın birileri var mı? Etkilendiğim için evet, utandım. Bazen ne utanacağım? Çok beğenirsin ya. Ayıp böyle söyleyemezsin. Ben hiç söyleyemem. Benim içimde. Bak ben çok yırtığımdır. Çok evet. Sahnede orospuyumdur. Evet, evet. Herkes böyle samimiyimdir, sıcağımdır. Herkesle çok sarılır, belki fotoğraf çekilir, evet. Herkesle çekilirim. Fakat birisine diyelim sana ben öleyim aşkımdan, sana dönüp bakmam bile. Aynıyım biliyor musun? O kadar aynı şeyi hissediyorum ki. Freud demiş ya, bir insan bir tarafa bakmıyorsa evet, orada bir şey vardır. Bir tarafa kesinlikle bakmıyorsa orada kesin bir şey vardır. Hiç bakmıyorsa evet, kesin bir şey vardır. %100 öyleyim ve mesela birisine hoşlanayım. Böyle hiçbir asla belli edemem ve kaçırırım ilk adım da onu. Kaçırırım da onu İlk yani. Adım atmadım hayatımda. 3 tane büyük İnanılmaz. İlişkim oldu. 6 yıl, 7 yıl. Hı-hı. Bir sürü de flörtüm oldu elbette. Hı-hı. Hiçbirinde ilk adımı ben atmadım. O anlamda ben özürlüyüm. İnanılmaz. Aynı şey bende de var. Özgüvenim aşırı yüksektir. Evet. O konuda yok. Yani yaptığımız işlere baksana yani. Zaten hepsi özgüven yani. İsteyen işler ama... Birisinden hoşlanayım, inanılmaz utangaç oluyorum. Ara ara kapatıyorum, pardon. İnanılmaz utangaç oluyorum birisinden hoşlandığı zaman. Yani ben direkt kapatıyorum, hop. Evet, çok dönüyorum karşıma. Arkama evet. O kişinin kimse. Çok acayip. Gıcık insanlarız, kendimize gıcığız. Evet, gerçekten kendimiz. Ben kendime çok gıcığım, aşırı gıcığım. Kendimin en büyük belasıyım. Evet, ben de öyleyim. Herkesi sert eleştiriyorum ya, bir de gel evet. Ben kendime eleştirmelerime sor. Kendime. Diyorsun. Kavgalıyım içimde kendi karakter, birkaç karakterimle. Bir karakterimle de değil. Yok hayatım, bende çok var. Çok iyi ya, bundan güzel başlık olur. Şizofrenim ben, şizofren. Şey, karakterlerimle kavgalıyım. Kendi kendime bir sürü karakterimle kavga ediyorum. Bir müddet de konuşmuyorum. Başkalarını ışığa çıkartıyorum. Peki birini ilk ne zaman beğenip arzulamaya başladın? İlk beğendiğim başka, arzulamaya başladığım başka. Yani beğenip İlk beğendiğimde çok küçükmüşüm. Farkında Hı-hı. değilmişim elbette. Hı-hı. Yani o hisler olduğunu. Hı-hı. Yanında olmak istediğim böyle bir komşumuz vardı. Hı-hı. O şimdi diyorum ki ha ben bundan o zaman hoşlanmışım demek evet. ki. Ama ilk defa gerçek anlamda lisede. Yani o zamana kadar kaldım. Kaldım. Peki nasıl bir histi senin için? O hatırladığında değişikti. Yani şey bilmiyorsun yapıyor. Ne hissettiğini. Evet. Ona karşı bir hissin var. Ama ne hep onunla beraber olmak istiyorsun. Hep yanında olmak istiyorsun. Hı-hı. Ama ismi yok onun. Hı-hı. İşte ne dersin onun adına? Ne koyarsan, ne kadar sürerse o mevzu. Bir şeylere dönüşebilir. Dönüşmeyebilir. Ama lisede. Vampir olsaydın ilk kimin kanını içmek isterdin? Bu kanını içtiğim kişi yaşayacak mı? Vampir olarak ölecek mi oracıkta? Yok, yaşayacak. Yaşayacak. Evet. Ne iyilik yapacağım o zaman? İşte sen onu kendine alacaksın yani. Yok, kimseye katlanamam ömrümün sonsuzluk boyunca. Kendime bile katlanamıyorum. O hayatındaki birine mi katlanacağım? 7 yıl bir ilişki yaşadım. 6 yıl. Şu insanla ben katlanamaz. Ya. 7 şu yıl. Bu yaban mersini hiçbir şeye katlanamaz tatlım. Zaten. 6 yıl, 7 yıl. Benim kotam da oldu. Teşekkür ederim. Okay. Öptüm başıma koydum. Evlilikler bu kadar sürmüyor dünyada artık. Ben daha ne ilişki? Ciddi bir aman Allah'ım aşkım sevgilim ölüyorum sana aşkım. Büyük konuşuyorum. Belki başıma gelir. Çünkü ne zamandır ben yaklaşık gerçekten 10 yıldır falan bekarım. Peki ne zaman en son aşık oldun? 10 yıl önce mi? İşte son sevgilime. Hı-hı. 7 yıl çıktı. Evet. Peki böyle sence 10 senedir aşık olmanın hani sebepleri neler yani? İnsanlardan gördüklerim. Evet. Yaşadığım tecrübeler. Bir de gerçekten de doydum artık gerçekten. Evet. Bir de şey yapamıyorum artık. Trip mirip aman... ne yapıyorsun? Aman fotoğraf çekilirken o beline öyle sarıldı. Niye onunla o kadar samimi oldun filanlar falan. Sanki kasap aldı. Evet yani. Kemal Doğulu'yla sevgili oluyor. Ondan sonra Kemal Doğulu'yu kıskanmaya başlıyor. Kasap olsaydım da sonradan ünlü olsaydım. Hadi diyeceğim. Kıskansın. Evet. O zaman bile hakkı yok da. Yani. Hiç çekemem canım. Ama şu anki durum da yani çok zor bir şey. Zor, imkansız gibi yani hatta. O işe başlaması... Sürekli pandik yediğim için. Kızlardan diyorsun. Sürekli. Peki guilty pleasure'ın var mı? Neyim? Gizli pleasure'ım. Evet.
Hepsini açık açık yaşıyorum valla. Gizlimizdir şey. Takmış bir şeyim yok. Sevmem gizli kapaklı işler. Ben de içimi yer. Bir saniye telefonumu açmam gerekiyor derken kapandı. Ben içimi yer. Ne? Ha. Evet. Sen mi anlat bakayım? Hep sen soruyorsun. Ben sorayım. Sen hadi bana sorabilirsin. Ha, sen yani senin merak pleasure'ın ne? Secret pleasure'ın? Secret pleasure'ım ne? Şu koltuğun dili olsa da konuşsa diyorum. Yani bu koltukta neler dönüyor, neler bu koltukta. Teşekkürler, çok memnun oldum ben. Ya, ayakta da duramıyorum. Kaçamadım da. Evet, gitmek istedim. Kaçamadım da. Peki aslında hiç tutmayan biriyle birlikte oldun mu? Olmuşum. Olmuşum da öylesi. Alkoller. Evet. Efendim bir tanesi bak hiç unutmam, hiç tutmaz fakat çok iyi, çok güzel dans ediyordu. Aha. Dans satırına. Dansına diyorsun. Dansına. Peki gerçekten ediyor muydu? Evde de güzel yok, dans ettin. Yok yok, güzel ediyordu. Okey. Oynattım. Evde dans ettirdin güzel yani. Güzel oynattım, evet. Süper. Favori porn starın var mı, varsa kim? İsmini hatırlamıyorum. Var elbette, olmaz evet. Mı? Ama ismini bilmiyorum çocuğun. Nereli sence? Ha? Hangi ırktan? İskandinav galiba. Hmm. Acaba hangisi? Acaba hangisi? Araştırmalar diye. Şey mi? Tim Kruger olabilir mi? Tim Kruger. İsmini biliyorsun. Bilmiyorum. Meşhur değil. Ya meşhursa da ismini bilmiyorum. Hmm. Ay çok merak ettim. Sonra bulursam sana link atarım diyor. Bir link at abla göreyim. Link atarım sana. Peki duşta işemeyi sever misin? Ha? Duşta işemeyi sever misin? Yani be Başak benim yükselenim. Burayı şimdi temizlemem lazım diyor. Tuvalette bile işerken sıkıntı benim için. Oturarak işiyorum ben. Bir yerime sıçrar mıçrar. Allah korusun ben böyle elim ayağım sıçrar. Benim tansiyonum düşüyor. Çok iyi. Yani böyle bir o Başak bir de 30'dan sonra yükselen oluyorsun ya. Evet. Artık bir yerden sonra gündelikçi gibi olmaya başladın. Mümkün değil. Belki çok de o yüzden aseksüel oldum ben. Olabilir. Gerçekten hani böyle birisine en ufak bir koku alayım, en pislik ha, göreyim evet. Falan bitti benim için. Teşekkür böyle ensesinden tut. Şey, gelmeden önce yıkansın. Yok ben yani. Böyle yapıyorum, sonra banyo temizle. Benim o temizlik mevzusu yıkanmakla da bitmez. Bitmez evet. Saçı evet. Başı, bilmem evet. Nesi, kokusu, tırnağı. Kokusu, parfümü, tırnağı, ha. Kremi, osu, busu. Yani neyse işte. Böyle bir paket olarak vereceksin sen ona. Peki bir suç işleyeceksin ve ceza almayacaksın, ne yapardın? Cinayet isterdim herhalde. Öyle mi? Evet. Var listen var mı? Hepimizin vardır. Var tabii tabii. Sen söylüyor musun? Listem var mı? Olma mı? Listeler. Öyle birini öldürürdüm ki bütün Türkiye bana teşekkür ederdi. Liste anladım. Okay. Mersi canım. Geç. Next. Okay. Peki senin için libido killer nedir? Var mı libido killerların? Mesela bu... benim babet çorabı. Beni mahvediyor babet çorabı. Babet çorabı olabilir. Libido killer düşünüyorum. Ter kokusu. Ben bazen seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani ama ter kokusu var, ter kokusu var. Şimdi teni güzel kokuyorsa ve teni de öyle kokuyorsa ten okay. Kokusu demedim. Değil, ter kokusu. Evet, ten kokusu başka. No, evet evet. Tabii ter kokusu. Evet. Yani ben 1000 yıldır uzayda olayım, duvarları delecek olayım. Evet. O hani libidom yüksek olsun. O ter kokusu duyduğum anda uzaya geri evet, dönerim. Evet tabii. Uzay aracına biner giderim. Yeni hayatlar aramaya. Peki hiç phone sex yaptın mı telefonda? Yapamam. Hiç bilmiyorum böyle mesafeli şey vardır yapamam. Belki. Denedim olmadı. Olmadı değil mi? O bir başka bir yetenek o. Evet evet kesinlikle. Yani o bende yok. Ben kazuletim. Kazuletim. Ben böyle ne diyorsun ya falan böyle hiç olmuyor. Yok et ete değecek arkadaşım. Kesinlikle. Bu tarz benimden favori yarışmacın kim? Var mı favorileri? Merve. Merhaba. Ha şey evet son hatırlıyorum. Sezonda. Aynen evet. Tatlı bir kız evet. O evet. Genç kız da güzeldi. Ben de o zaman izliyordum onu. Ben şey seviyordum. Emel vardı ya. Ay öyle süper o kız çok evet. Evet. İnanılmaz bir insandı ya. Aa sıfır küsürler sonuna geldi. Ha dur bir tane de ben sürekli sallıyorum şu an diyorsun. Eklediğim bir unuttuğum bir şey var. Bu bir hikaye başkalarından duydum. Ortak arkadaşlarımızdan benim bir hikaye. Benim hikayem mi? Senle Selim Bakkacı bir gün şeyde yürüyorsunuz, kanyonda yürüyorsunuz. Cem Yılmaz geçiyor Üsküdar'dan. Bari sana eyeliner. Bu doğru mu? Doğru. Ya Cem bana, şimdi bir samimiyiz Cem'le. Evet, evet. Ve ne zaman beni görse eyeliner de şöyle. Eyeliner. Selim mi anlattı bunu? Evet, evet tabii ki. Nerede görse evet. Ama Cem. Arkamdan. Ay abim Allah kahretsin Cem geldi. Bir de böyle yukarıdan merdiven bağırmış. Ben birinci kattaysam o dördüncü katta beni görüyor. Ay lan. Çok iyi ya harika bir. Selim yıllar önce anlattı. Çok eğleniyorduk ya. Yani sürekli karşı Ata da öyle modacı Ata'ya göre modacıyı. Çok iyi. Sürekli sahneden bana laf sokar filan. Ata Demirer. Ata Demirer. Hastasıyım onun. Selim'cime de buradan selam söylüyorum Selim'cim. Ata'ya Cem'e hepsine. Ben de konuşmuyorum ama buradan öpüyorum. Ah sıra geldi Gullüm sorularına. Harika.
Kanepede mi yemek yersin, masada mı? Olduğum yerde. Yatak. Kanepe. Nerede sana anda? Yani genelde yatak ve kanepe. Evde oturup da yemek masasına oturup da yemek. Tepsiye gelir bilmem ne, otururum yerim yani. O zaman kanepe diyoruz. Kanepe o zaman diyelim. Peki sabah uyandığında ilk dokunduğun şey ne? Su bardağı. Tepemde durur kocaman. Okey. Falan inanır mısın? Hayır. İnanmazsın. Hiç baktırmadım. Peki spa mı, hamam mı? İkisi de değil. Çorabı mı önce giyersin, pantolonu mu? Çorabı. Pantolon garip kırışır sonra. Başağım ben, unutma bu detayları. Peki garip bir obsesyonun var mı? Sağ ayağımı ilk önce giyerim mesela hep. Hmm. Takıntılıyımdır. Okay. Çorabımı da ayakkabımı da. İki elim kanda olsa o sol ayağım müsait olsun, sağ ayağımı giyerim ilk önce. Öyle bir takıntım var. Onun dışında paranoyaklıklarım var. Hani yeğenimle ilgili sürekli kafamda kurduğum fantastik senaryolar var. Paranoyağım biraz aslında. Bende de biraz var. Da epey paranoyağım var. Yani. Öyle mi? Ya. Yani birisi evden çıkar, ben kurmaya başlarım. Ama yani yıllarca neler yaşadık. Biraz oldu. Ben nasıl, benim şey yaratıcılığım yani biraz da buradan geliyor. İçim, evet, kafamda kurduğum senaryolarda. Yani kim bilir kaç kere çorlanmışsındır sen de. Kaç kere bir hayatındaki insanların başına işler geldi. Evet. Kaç kere uçak düştü. Kaç kere otobüs kaza yaptı. O yüzden onlar bana uçağa binip inene kadar ben sürekli... Anladım. Düşünüyorsun. O mesaj gelene kadar kuruyorsun kafanda. Of, evet. Çok zormuş be. Çok. Peki hiç yumruklu tokatlı kavgan var mı? Aa, delisin, olmaz. Benim yumruklu. Bayağı bir kere kendimden geçmişliğim var. Ya. Kendime geldiğimde adam yerdeydi. Aa. Benim de kaşım gözüm patlamıştı ama adam yerdeydi. Ne zamandı? Canım ciğerimin önünde Asmalı'daki evin okay, iki girişi vardı ya. Arka kapısı Asmalı. Canım ciğerimin önünden geçiyor. Gerçekten. Yanımda da Eda vardı. Bir de bizim sarışın kızın adı ne bizim? Buse. Eve gidiyoruz ama sabaha karşı bir şey, kafalarımız güzel. Hı-hı. İki tane böyle Hanzo, benim yanımdaki iki kıza böyle bir yavşaklık Allah yaptılar. Ben de kafam güzel, böyle bir şeyler yaptılar. Ben bir dikilendim, bunlar bir laf ettiler, benim gözüm dönmüş. Evet. Kendime geldiğimde kaşım burnum patlamıştı, bir tane adam yerdeydi, öbürü gidiyordu. Allah. Peki hiç kurşun döktürdün mü? Döktürdüm. Enerjiye inanırım. Evet. Auraya inanırım. Hı-hı. Ve bu kurşunun da enerjiyi düzenlediğine inanıyorum. Evet. Bizim hepimizin vücudunda katman katman ağrılarımız var. Evet. Asla yerinde duramaman. Evet, sonra deme bana ben çok hareket etmişim. Ben hareketliyim ama yapacak evet, bir şey yok. Evet, hareket ediyorsun. Yapacak. Ama programda bu kadar hareket etmiyordun. Ediyorum. Ediyor ama musun? Saçım yok orada. Bir de tabii şey yok. Şimdi bunun etkisi var benim. Evet, yoksa doğru otururum da bu şimdi beni isilik çıkardı. Kafamda ölü bir rakun var. Peki bir sene boyunca pilav yemek mi, ailenle yaşamak mı? Ailemle yaşarsam bir sene boyunca pilav da yerim. İkisi bir arada. Ailemle yaşamak dedin. Sen zaten böyle aileci bir insansın. Aileciyim. Evet, evet. Okey, peki koltukta oturmayı mı seversin, masada mı? Diğeri yemek yemekti, bu oturmak. Anladım, koltuk. Bunun alt metnini biliyorsun yani. Bilmiyorum. Yani masada mı koli seversin, koltukta mı koli seversin? Rahatıma düşkünüm. Okey, masa nereye oturmak için de ne için dersen de koltuk var. Yemek için bile koltuk dedim, düşün. Bütün yemeklerimi koltukta yiyorum. Peki asla giymem dediğin bir şey var mı? Yok, asla demem. Hmm. Çünkü... Yani atıyorum 5 sene önce yüksek bel bol paça pantolonu asla deseydim şu an kendime tükürmüş oluyordum. Dolayısıyla moda ile ilgili hiçbir şey asla dememek lazım. Herkese de tavsiyem, demeyin çünkü tükürdüğünüzü yalarsınız. Evet. Giyersiniz. Kesinlikle. Şimdi herkes dikine jean mesela 3 sene önce bitti aslında. Ben 3 senedir yüksek bel bol giyiyorum. Ama heteroseksüel arkadaşlarımız hepsi skinny giyiyorlar babet çoraplarıyla. Çok fena. Ama 2 sene 3 sene sonra onlar da vazgeçerler artık diye umut ediyorum. Bir de biz skinny pantolon giyerken o zaman tight mı, balet misin sen, öyle misin sen? Şimdi daha balet olsan yine iyi. İbne misin sen? Bayağı ibne misin sen de şimdi? Şimdi kendileri biz onlara soruyoruz. İbne misiniz? İbne misin sen? Ben peki full çıplak mı, seksi outfitli mi? Seksi outfitli. Ama mesela ne seversin outfitte? Böyle uzun erkek jartel çorabı falan sever mi? Yok, güzel seksi don severim. Seksi don çorap böyle. Çorap güzel olabilir. Şu an gözümde canlanıyor ya. Ya dediğim gibi ben 5-6 yıldır biraz geride kalmış olabilirim. Ya. Bana el ver. Ama seni Türkiye'de el veremem. Kalk gidiyoruz buradan. Kalk gidiyoruz. Ben o yüzden zaten artık böyle unumu elemişim. Eleğimi asmışım. Namus'un kitabını yazdım. Duvara astım. Astın. Zaman zaman çıkartıp imza günü düzenliyorum. Peki izlemek mi, izlenmek mi? İkisi de. İşim seviyorsun. İzlenmek zaten. İzlemeyi de seviyorum. Tamam. Peki yatakta izlemek mi? İkisi de. Orada da ikisi de. Tamam. Çifte cevap. Evet, süper. Peki late night call'i mi yoksa wake up call'i mi? Late night. Wake up'tan nefret ederim. Ya.
Sabah. Zaten sabahlardan nefret ederim. Ben gece insanıyım. Oluyorsun. Sabah seri katil. Niye kız? Bazen sabah da çok uzalıyor kolyeyi. Öyle deme. Ben şimdi bir anda birincisi geçen sabah karşımdakinin dişleri fırçalanmamış en başta. Evet. Benimki zaten hani yataktatsın. Evet. Ben o diş fırçalanacak, yüz yıkanacak. Evet. Bir gerekiyorsa duş alınacak. Filan o yataktan kalkmışsın ağzın içi çamur. Sanki sabah kolisi yapmadın. Yapmadım. Hiç yapmadın mı? Hiç sıfır. Nefret ederim. Yeltenenlere de şöyle bir tane çarpmışımdır. Ne yapıyorsun ben diye. Hiç sevmem. Keşke gerçekten var olsaydı dediğin doğaüstü bir varlık var mı? Kuş var ya anka. Hmm. Gerçek olsa güzel olurdu. Gelirdim buraya anka kuşunda şöyle. Fas 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 yanar yanar tekrar. Güzel olurdu anka olsaydı. Ejderhan olsun ister miydin? Böyle kötülükleri. Ejderha çok sıkıntılı hayvan. Uğraşamam onunla. Kötülükleri. Uğraşamam onun bakımı onu. Çok zor diyorsun. Onu yıkaması, yedirmesi, doyurması. Aa şey de bitti. Sıfır su gibi aktı görüyorsun. Evet harika. E tabi herhalde televizyon profesyoneli bir insan olunca. Kaşar var karşısında. Evet, ben sana dedim ben kamera karşısında rahatım durumunda ama. Görmüyorum ki ben kamera. Süper. 15 tane kamera var programda evet, etrafımda. Yani. Bir de hani artık yıllarını verdiğin için bu duruma. Şimdi geldi sıra tutar tutmaz. Sıra geldi tutar tutmaz. O zaman Uğurkan Erez. Tutmaz. Tutar tutmaz mı? Tutmaz. Öykü Serter. Tutar. Ali Babacan. Tutmaz. Hadise. Tutar. Faik Öztürk. Tutmaz. Tutan, bu teoriye tutan varsa bir görüşmeyelim lütfen. Catherine Zeta-Jones. Tutar. Angela Merkel. Fikren tutar. Tutar. RuPaul. Tutar. Hande Teyze. Tutar. Mansur Ark. Tutmaz. Yağmur Atacan. Arkadaşımın kocası tutmaz. Enişteci değiliz diye. Tarkan. Tutar değil yani insan olarak, insan olarak ideoloji olarak tutuyor beni çok. Şarduç. Tutmaz. İsmail Yeka. Emma Watson. Tutar. Erol Büyükburç. Tutmaz. Hakan Ural. Gençken evet. Değil mi? Gençken çok iyiydi. Meryl Streep. Tutar. George Clooney. Bence de artık yani ne tutar? Ya eskiden de. Ivana Sert. Seray Sever. Tutar. Mehmet Ali Birand. Tutardı rahmetli. Zayn Malik. Tutar. Beyoncé. Tutar. Çelik. Tutmaz. Bakır diye lan. Çelik'te. Enrique Iglesias. Özge Ulusoy. Tutar canım arkadaşım severim evet. Ay sorularımızın sonuna geldik. Aa bitti mi bu kadar gerçekten mı? Gerçekten inanılmaz bir konu. Su gibi aktı geçti valla. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Ben bu dediğim gibi programın başında deneyimlemek istedim. Çünkü gerçekten Türkiye'de drag nedir bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hani kadın kılığına girmek, CD olmak falan diyorlar. Biliyorlar mı acaba drag ne demek? Bilmiyorlar. Açıklamışsındır açıklamışsındır defalarca. Öğreniyorlar, evet. Öğreniyorlar yani şey başlıyor. Bu bir kültürdür. Bu zaten 1400'lerde, 1400'lerin sonlarında İngiltere'de kadınların oyunculuk yapmasına izin verilmediği için Shakespeare beyimiz erkekleri kadın kılığında oyun oynatıyor evet, tiyatroda. Ve ona dress like a girl'ın kısaltılmışı demek. Aynen. Drag. Evet. Uyanın millet. Yani bu bir sanat akımıdır, kültürdür. Dolayısıyla kendinize gelin. Teşekkürler. Çok iyi oldu. Kamu gerçekten. Spotu gibi oldu. Dağıttım. Herkes kendine gelsin. Herkes kendine iyi baksın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen beğenmeyi. Beğenmek çok önemli. Bu işlerde en çok beğenin. Beğenmek. Yani lütfen beğenin. Beğenmiyorsunuz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. O zaman seni böyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.